Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamında Aksaraylı vatandaşları ve özellikle kadınları birçok konuda desteklemeye ve girişimlerine yol açmaya devam ediyor. Aksaray Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamında başlattığı projelerden bir tanesi olan Hanımeli Pazarı projesinde kurulum aşamasında sona gelirken el emeği göz nuru ürünlerini semt pazarlarında satmak isteyen hanımlar için başvurular başladı. Hem aile ekonomisine hem de toplumsal birliğe katkı sağlamak isteyen hanımların kendi emekleriyle ürettikleri ürünleri değerinde satabilecekleri güvenli ortamlar temin etmek amacıyla hayata geçen proje ilk olarak Cumartesi Pazarı pazar alanında kurulacak. Evlerinde uygun zamanlarını üretime ayırarak aile ekonomilerine katkıda bulunmak ve el emeği ürünlerini semt pazarında satmak isteyen hanımlar başvuru için Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'ne başvurabilir. 4 Şubat'ta alınmaya başlayan başvurular 14 Şubat tarihinde sona erecek. Aksaray'ın huzuru ve görselliğine önem veren Aksaray Belediyesi, tehlike saçtığı tespit edilen metruk binaların yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi sorunlu ve plansız güzergahların canlandırılması, sağlamlaştırılması ve yeniden yapılandırılması hedefiyle yürüttüğü çalışmaları aralıksız devam ettiriyor. Aksaray Belediyesi vatandaşların şikayetleri doğrultusunda ve yasal zemin çerçevesinde metruk bir binanın daha yıkım çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu kapsamda Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Aksaray Merkez'e bağlı Büyük Bölcek Mahallesi'nde bulunan metruk binayı yıkarak temizledi. Görselliği bozan, art niyetli kişilerin, uyuşturucu madde bağımlılarının barınağı haline gelen ve tehlike arz eden yapılar yıkılarak hem çarpık yapılaşmanın önüne geçiliyor hem de görüntü kirliliği ortadan kaldırılıyor. Kentin görünümünü değiştiren dev yatırımların tamamlanarak hizmete girdiği Aksaray'da geceleri ise tam bir görsel şölen yaşanıyor. Aksaray Belediyesi hizmete sunduğu parklar, bahçeler, sokaklar, rekreasyon alanları ve mimari yapılar ve projelerinde ışıklı direk üstü motiflerle estetik aydınlatma sistemlerini kullanarak şehri daha da güzelleştiriyor. Şehir aydınlatması günümüzde eskiden olduğu gibi yalnızca güvenlik koşullarını kapsayan yaya ve araç trafik yollarının aydınlatılmasıyla kalmayıp parklardaki dekoratif aydınlatmalar, saat kuleli meydanlardaki aydınlatmalar, sokak, cadde ve yatırımlardaki cephe aydınlatmaları modern görünümüyle şehrin imajına olumlu katkı sağlıyor, şehri geceleri de yaşanılır hale getirerek Aksaray'ın değerlerini ortaya çıkartıyor. Aksaray Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ışıklandırma çalışmaları, görüntünün yanı sıra enerji verimliliği, yüksek tasarruflu aydınlatma sistemleriyle sokak mesafeleri de düşünülerek işlevsel aydınlatmada güvenlik göz önünde bulundurulurken, mimari aydınlatmalarda estetikle birlikte aydınlık ve güvenilir bir şekilde hizmete sunuluyor. Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı 2. Abdülhamit Han vefatının 100. yılında Aksaray Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenecek etkinlikle anılacak. Yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı Abdülhamit'i anma programı 9 Şubat Cuma günü saat 19.30'da Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Vefatının 100. yılında Abdülhamit'i anma programına tüm halkımız davetlidir. Hükümet köyden kente göçü önlemek için yürürlüğe konulan teşviklere bir yenisini daha ekledi. Kendi işinin patronu ol projesiyle ilgili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Aksaray Şube Başkanı Mahmut Aktürk televizyonumuza özel açıklamalar yaptı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba köyüne geri dönen çiftçi aileleri 300 damızlık koyun, koyunlara bakanlara ise asgari ücret üzerinden maaş verileceğini açıkladı. Köyden kente göçü önlemek için hazırlanan proje kapsamında Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Aksaray Şube Başkanı Mahmut Aktürk, köyden şehire gitme, hem maaşını al hem kendi işinin patronu ol projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Evet, bakanlığımız 2 gün önce bir açıklama yaptı Sayın Bakanımız. Her aileye 300 baş koyun verilecektir diye. Tabii bunun şartları içinde kendisi de 1-2 ay bir müsaade istedi. Nisan ayı gibi.
Uygulama esasları açıklanacaktır bu projeyle ilgili. Kimlerin faydalanacağı, nasıl müracaat edileceği, nerelere müracaat edileceği, geri ödemelerin nasıl ve ne zaman olacağıyla ilgili Tarım Bakanlığımız bir uygulama esasları yayınlar. Biz de bu esaslarına göre hem hemşehrilerimize, hem üyelerimize, hem bu işle ilgilenen vatandaşlarımıza bunu duyururuz bir şekilde. Tabii biz bu projeyi çok önemsiyoruz. Şu ortaya çıkıyor, çift ile koyun, gerisi oyun diye bir atasözü var. Herkesin bu noktaya gelmesi oldukça sevindirici. Çünkü Anadolu bir koyunculuk coğrafyasıdır. Küçükbaş hayvancılığın daha fazla desteklenmesi, sayılarının daha fazla artırılması bizim için çok önemli. Bizim için çok önemli olduğu gibi ülke ekonomisi için de çok önemli. Bugün Türkiye'de et açığı var diye ithalat yapılıyor. Hayvan büyükbaşta çok ciddi anlamda hayvan ithalatı var. Küçükbaşta da damızlık hayvan ithalatı var. Özellikle et ithalatı var. Biz bize eğer güvenirlerse, destek olurlarsa Türkiye'deki et açığını kapatacak irademiz, gücümüz ve azmimiz var. Tabii bu projelerde hayvan sayısının artırılmasıyla tabii bu et açığına çok ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Tabii projede dağılacak hayvanların yerli ve milli olmasını istiyoruz. Yurt dışında ithal hayvanların kesinlikle dağıtılmamasını istiyoruz. Çünkü yurt dışından gelen hayvanların Türkiye şartlarına uyum sağlaması, hava koşullarına, iklim koşullarına, efendim mera ortamına, soğuğa, sıcağa, işte buradaki bulaşıcı hastalara karşı direnç noktasında çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşanıyor. Bugüne kadar Türkiye'ye gelen veya ilimize gelen ithal hayvanlarda biz bu yaş sıkıntıyı çok gördük. O yüzden Türkiye sınırları içerisinde 81 ilde bu hayvanı tedarik edecek hayvan potansiyelimiz zaten var. O yüzden yerli ve milli hayvanlardan alınmasını acizane talep ediyoruz. Proje için Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle projelerin devamını bekliyoruz. Hayvan sayısının artırılması, verimliliğin ve üretimin artırılması, kaliteli ve sağlıklı gıdanın üretilmesi ve bol üretilmesi Türkiye'deki et fiyatlarında, hayvan fiyatlarında dengelenecektir diye düşünüyoruz. Eğer Türkiye'de gerçekten küçükbaş hayvancılığa ciddi destekleme verilsin. 2 yılda Türkiye'de şu anda 40-45 milyon civarında küçükbaş hayvan varlığı var. 2 yılda bunun 80 milyon olması işten bile değil. Çünkü bugün 200 başlık bir hayvan işletmesinde yılda 200-250 arasında doğum olur. Bunun yarısı dişi, yarısı erkek olur. Eğer dişi damızlık kuzularımıza bakanlığımız dese ki ben 200 lira destek veriyorum, dişi kuzulara damızlık bırakın, hiçbir tane dişi kuzu kesime gitmez, tamamı damızlık kalır. 2 yılda bu hayvan sayısı 2'ye katlar. Ne Türkiye'de et sorunu kalır, ne hayvan sorunu kalır, ne hayvansal protein sorunu kalır, ne de fiyat sorunu kalır. O yüzden böyle projeler bizim için çok önemli. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum ve destekliyoruz. 300 damızlık koyun projesinde ailelerin köyde çiftçi olması ve arsa tarla sahibi olmaları yeterli kriter olarak sayılacak. Her aile için verilecek koyun sayısı da sabit 300 olacak. Bu şartları kabul eden aileler devlet tarafından tapularına ipotek konularak 300 damızlık koyun desteğini almış olacaklar. Hem kendi işlerini yapacaklar hem ekstra olarak sigortaları ve maaşları olacak. Bunun yanında koyunların veterinerlik hizmeti ve yem hizmeti de ücretsiz olacak. Kadın ve gençlere öncelik tanınacak proje önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, il genelindeki tescilli araç sayısı ve ehliyetli kişi sayısını açıkladı. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi'nin 2017 verilerine göre Aksaray genelinde kayıtlı 115.617 sürücü belgesi bulunuyor. 122.194'te araç tescil kaydı bulunuyor. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi'nde kayıtlı bu rakamlar dışında tescil kaydı Ankara başta olmak üzere il dışında olan binlerce araç bulunuyor. Aksaray ve diğer illerde tescil kaydı bulunan araçlar tahmini olarak hesaplandığında 5 yıl sonra Aksaray'daki motorlu araç sayısına 200 bin daha eklenecek. Böylelikle Aksaray'ın motorlu araç sayısı bugünden 5 yıl sonrasına kadar hiç artış göstermezse 200 bin adedi aşmış olacak. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.